Bu bölümümüzde sensörler sekmesinde yer alan zamanlayıcıyı göreceğiz. Blok tarzı kodlama yaptığımız için burada zamanlayıcı şeklinde ifade edilmiş. Eğer metinsel kodlama yapsaydık orada millis fonksiyonunu kullanmış olacaktık. millis fonksiyonu dediğimiz şey Arduino'ya elektrik verildiği anda zamanı 1 saniye cinsinden sayan bir sayaçtır diyebiliriz. Bu sayaç zaman otomatik olarak istesek de istemesek de saymaktadır. Yalnız Arduino'muz sürekli elektrikte olduğunda 50 güne yaklaştığında sıfırlanmaktadır. Çünkü bu sayaç Arduino'nun havzasında yer tutmaktadır. Arduino'da belli bir havzası olduğundan dolayı kapasitesi de olduğu zaman sayaç sıfırlanmaktadır. Şimdi sizlere bu zamanlayıcı kullanarak ledimizi 2 saniyede bir nasıl yakıp söndürebiliriz ondan bahsedeceğim. Daha önce delay fonksiyonuyla yakıp söndürmüştük. Şimdi ise zamanlayıcı yani minis fonksiyonuyla ledimizi yakıp söndüreceğiz. Öncelikle bağlantılarımızın nasıl yapıldığını görelim. Ekranımızda görmüş olduğunuz gibi ledimizi 5 numaralı pine bağladık. Uzun bacağına direnç, direncimizi 5 numaralı pine ledimizin soldaki bacağı topraklama hattına bağlandı. Bu şekilde bağlantımızı yaptıysak kodlarımıza geçebiliriz. Kartımızı canlı olarak çalışacağım için canlı kısmını seçtim. Bağlan diyorum. Tüm aygıtları gösterden komumu seçtim ve bağlan diyorum. Daha sonra olaylar sekmesinden yeşil bayrak tıklandığında bloğunu alıyorum. Zamanı ölçmem için bazı değişkenler kullanmam gerekiyor. Aynı zamanda LED'in durumunu da tespit etmek için de bir değişken daha lazım. Yani 3 tane değişken oluşturacağım. Değişkenler sekmesine giriyorum ve bir değişken oluştur diyorum. İsmini eski zaman diyorum. Tamam diyorum. İkinci değişkeni şimdiki zaman diyorum. Bir değişken daha. LED durum diyorum. Tamam diyorum. Daha sonra bütün değişkenlerimin sıfır olması için başlangıçta bu şekilde kodlarımı yazıyorum ve hepsini sıfır değerine atıyorum. Daha sonra kontrol sekmesinden sürekli tekrarla diyorum. Daha sonra değişkenlerden şu şekilde şimdiki zamanı sıfır yap diyorum. Sensörden zamanlayıcıyı alıyorum ve sıfırın yerine alıyorum. Böylece sürekli olarak şimdiki zaman değişkenine zamanlayıcıyı aktarmış oldum. Arduino içindeki milis fonksiyonunu sürekli olarak bu şekilde çekmiş olacağım. Canlı bağlantı yaptığım için de ekranda zaten göreceğim. Yalnız canlı bağlantı yaptığım için her yeşil bayrağı tıkladığım zaman zamanlayıcı olduğu yerden tekrar çalışacaktır. O yüzden zamanlayıcı sıfırla bile onu en başa alıyorum. Gerçek projelerle çalıştığımız zaman Arduino elektrikten çektiğim zaman zaten sayı sıfırlanacaktır. Eğer yükle kısmı yaparsanız bunu iptal etmeniz gerekiyor. Buna dikkat edin. Şimdi sürekli olarak zamanı ölçüyorum. Arduino'muz çalıştı. Sıfırdan başladı. Milisaniye cinsinden ölçüyor. Ben iki saniyede bir ledimi yakacağım. O yüzden de burada şart koşmam gerekiyor. Kontrol sekmesinden eğer hissediyorum. Şartımı da işlemler kısmından önce büyüktür. Bilo ile sağlayacağım. Daha sonra çıkarma işlemi yapacağım. Değişkenlerden şimdiki zamandan eski zamanı çıkartacağım. Aradaki fark 2 saniye ise buraya 2 yazacağım. Milisaniye dediğimiz zaman aslında 1000 yazmamız gerekiyor. Biner biner. Buraya eğer 2000 yaparsanız, milisaniye gibi düşünürseniz sıkıntı verecektir. Çünkü bu kod bloğu zamanlayıcı saniye cinsinden yazılmış. Mecburen buraya 2 yazacağız 2000 yerine. Eğer küsratlı yazmak isterseniz mesela 1 saniye. Daha sonra diğerlerini 999 yazmamız gerekiyor. Buna çok dikkat edin. Gerçekte yazdığımız zaman milisaniye cinsinden yazmamız gerekiyor. O yüzden ben buraya 2 saniye yazacağım. Daha düzgün olsun. Şimdiki zaman dediğimiz sürekli ilerleyen zaman olacak. Eski zaman dediğimizde ben alt tarafta bir kod yazacağım. Orada zamanlayıcıdan tekrar zamanı alacağım, sabit bir zaman alacağım. İkisi arasındaki fark her zaman 2 olduğu zaman LED'imiz yanacak ya da sönecek. Bu şekilde bir kod yazacağım. Kodları yazdıktan sonra zaten daha iyi anlayacaksınız. Daha sonra içine eğer ise değilse diyorum. İşlemlerden eşittir bile on alıyorum. Değişkenlerden ledimizin durumuna bakıyoruz. İlk başta sıfırdı. O yüzden bu kod çalıştığı zaman ilk olarak sıfırla çalışacaktır. Böyle bir durumda hemen LED'imin yanmasını istiyorum. LED'imi de 5'e bağlamıştım. 5 yüksek diyorum. Böyle bir durumda tekrar LED durum değişkeni değiştirmem gerekiyor. 1 yapmam gerekiyor. Tekrar şuradaki şart sağlandığında LED durumu sefer 1 olduğu için burası çalışmayacaktır değilse kısmı çalışacaktır yani. Burası. O halde düşük yapıyorum. Bu sefer burası çalıştığı için led durumu sıfır yapıyorum. Bir dahaki çalışmasında da sıfır olan yer çalışacaktır. Ledim sönüktü. Bu sefer yanık olacak. Sürekli böyle yanıp sönme durumu oluşacak. Daha sonra da alt tarafa tekrar eski zaman kısmını alıyorum. Ve şu kısma yerleştiriyorum. Dikkat edin. Eğer ise iç altına yerleştiriyorum. İçine değil. Buradan eski zamanı zamanlayıcı yap diyeceğim. Buradaki eski zaman değişkenimiz kodlar buraya geldiği zaman bir defa zamanlayıcıdaki değeri alacak ve bir daha almayacak. Daha sonra kodlarımız tekrar yukarı çıkacak ve şimdiki zaman sürekli çalıştığı için aradaki farkı ayırt edecek. Burayı şöyle anlatalım. Eski zaman şu an sıfırdı. Şimdiki zaman 2'den biraz büyük olduğunda aradaki fark 2'yi geçeceği için İçerideki kodlar çalışacaktır. En son çalışan yer eski zaman olduğu için şu anki zamanlayıcıdan hemen değeri alacaktır. Yani 2'den biraz fazla olmuş oluyor. Tekrar başa geldiği zaman şimdiki zaman sürekli ilerlediği için eski zaman artık buradaki hafızadaki 2'yi tutmakta. Şimdiki zaman 4'e geldiği zaman 4'ten biraz büyük olduğunda tekrar çıkartma işlemi devreye girdiği için bu sefer de tekrar içerideki kodlar çalışacaktır. Bu sefer eski zaman 4'ü hafızaya alacaktır. Bir kere çalıştığı için yukarı geliyor. Şimdiki zaman arttığı için şu an eski zamanımız 4. Eski zaman 6'yı geçtiği zaman tekrar burası çalışacaktır. Sürekli olarak bu şekilde bir çalışma göreceğiz. Yalnız mini saniye cinsinden olduğu için kodların okuması da hemen olmuyor. Biraz zaman alabiliyor. Canlı bağlantı olduğu için biraz da yavaş çalışıyor tabii ki. Yükle yaptığımız zaman biraz daha hızlı çalışacaktır. Zaten biraz sonra şurada Kodları göreceksiniz nasıl çalıştığını Kodlarımızı bu şekilde yazdık Şimdi ekranımızın sağ tarafında Görüntümüzü getirelim Canlı bağlantı için tıklayalım Evet şu an LED'imiz yanıp sönüyor 2 saniye boyunca Şimdi ekranımızın sol tarafında eski zaman 10 saniye bakın Biraz fazla oluyor çünkü kodların okunması Biraz zaman alıyor Mini saniye cinsinden olduğu için küsratı çok hızlı bir şekilde ilerliyor. Yani şimdiki zaman dikkat ederseniz farklı ilerliyor. Böylece zamanlayıcı bile onun nasıl kullanıldığını görmüş olduk. Benim anlatacaklarım bu kadar. Diğer videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.